Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Aleykümselam. Mehmet Bey, bu şu kepazelik, şuraya kepazelik. Derler ya, kepazeliğin daniskası diye. Yalancının mumu yatsıya kadar yanarmış. Allah şaşırtır. Bunlarınki yatsıya kadar da yanmadı. Efendim, oturuyorduk. Arkadaşlardan birisi dedi ki, ya Sayın Başkanım, Fesbu abi bakar mısınız? Kemal Bey bir şeyler paylaşmış dedi. Ne paylaşmış? Bakalım dedik. Baktık ki güncel oy pusulasını paylaşmış, mühürlemiş. Üstüne de yazmış. Oyumuzu kullandık, hayırlı olsun diye. Oyumuzu kullandık, hayırlı olsun diye. Evet. Baktım ki yeni oy pusulası. Adaylar yeni, her şey. Adaylar yeni, pusula yeni, sıralama yeni, her şey vesaire, her şey yeni. Sonra Kemal Bey benim eski tanıdığım, eski arkadaşım. Ama yine de ben bu konuda muhatap almadığı için oğlunu da severim, bu oğluna rahatım. Dedim ki oğlum Mert, bu neyin nesi, bir kepazelik var. Dedi ki ya Mehmet amca, ben de yeni duydum. Tam şimdi babamın yanındayım, o konuyu konuşuyorum dedi. O zaman ver bakayım babana dedim. Kemal Bey dedim, bu neyin nesi dedim ya. Bu kepazelik neyin nesi? O da şöyle söyledi. Sayın Başkanım, kaldırdım, kaldırdım, kaldırdım dedi. Dedim Kemal, panikliyorsun. Yani neyi kastettiğinizi anlıyor ben. Tabii. Şaka yaptım dedi. Dedim ki oğlum, bunun şakası mı olur? Bu pusula yeni, nereden aldın sen bu pusulayı dedim. İnternetten indirdim dedi. Dedim ki internette böyle bir pusula mı var? Dedi ki ya başkanım, şaka yaptık dedi ki, dedi kaldırdık diyor, niye uzatıyorsun falan dedi. Dedim ki sana yazıklar olsun. Bu oy pusulaları senin evinde mi? Lütfen doğru söyler misin dedim. Başkanım konuyu kapatalım lütfen dedi. Senin Allah belanı versin dedim. Kapattım ben de yani kendi kendime. Tamam dedim, telefonu kapattım. Ondan sonra da kendi sayfamdan bu ekleri de koymak kaydıyla tüm üyelerimle bu konuyu, bunların kepazeliğini paylaştım. Yani bu da şunu gösteriyor ki 7 Haziran'da 600 oyla kaybettik. Neyin ne olduğu belli. Elimizdeki verilerde, yapılan araştırmalarda, anketlerde ciddi manada bizim oy farkımız gözüküyor. Tabii ki biz bunların böyle bir kepazelik yapacağını düşünmüyorduk. Diyoruz ki Allah korkusu vardır insanda. Kul hakkından korkarlar derken, sabah olmadan ne kadar heyecanlılarsa, ne kadar korku sardıysa geceden işe başlamışlar. Daha seçime girmeden, seçim standı verilmeden vatandaşın demokratik hakkı olan, namusu olan, şerefi olan oylar peçlerde, gazetelerde, basında kullanılan bir gün önceden piyasaya düştü. Bunun gerekçesi olarak biz de suç duyurusunda bulunmaya geldik hukuk danışmanımızla beraber, milletvekili adayımızla. Ben öncelikle şunu söyleyeyim, oy bizim için namustur. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz Amasyalımızın, memleketimizin namusunu yere düşürmedik, düşürmeyeceğiz de. Hele hele bunu yapan bir belediye başkanını hem kendi partisine, hem Amasya halkına, hem de tüm seçmenlere ihanet etmektedir. Bu yanlışın yapılmasından sorumlu olan herkesin mutlaka ama mutlaka cezalandırılmasını istiyoruz. Bunca insanın hangi siyasi görüşü olursa olsun emek hırsızlığı yapmaya hakkı yoktur. Bu ülke her ne olursa olsun mutlaka namuslular tarafından yönetilecektir.